Bir grup sualtı kaşifi 2011 yılının Haziran ayında şans eseri gizemli bir keşif yaptı. Bu Baltık Denizi bölgesindeki Botnik Körfezi'nin soğuk sularının derinlerinde yatan tuhaf bir şeydi. Baltık Denizi anomalisi adını verdikleri 64 metre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde olan bu tuhaf şekilli cisim Ocean X deniz radarı kullanılarak yüzeyin 300 feet yani 91 metre altında keşfedildi. Ekibin iddia ettiğine göre bu gizemli cismin 200 metre yakınına geldikleri zaman tüm elektrikli cihazları durmuştu. Aşağı indirilen elektrikli her şey keşif alanının üzerine geldiği zaman tamamen duruyordu. Fakat buradan uzaklaşınca cihazlar tekrar çalışmaya başlıyordu. Burası günümüzde de gizemini hala koruyor ve benzersiz şekli yüzünden birçok iddiaya sebep oluyor. Örneğin Atlantis gibi geçmişteki batık bir şehrin parçası olduğu ya da aynı dönemde dış uzaydan gelip buzu kırarak geçen gizemli bir cisim olabileceği bile söyleniyor. Bilim insanları keşif alanı civarından topladıkları örnekleri araştırmaya karar verdi. Bunların buzul çağlarından birinde hareket eden buzulların açtığı basit bir buzul çökeltisi olabileceğini belirlediler. Anomali ise sadece bundan geriye binlerce yıldır bozulmadan kalan bir parçaydı. Lakin burası henüz gerçek bir cevap bulmaya yetecek kadar incelenmedi. Japonya'nın güney ucunun açıklarında Yonaguni formasyonu yatıyor. Bu formasyonlara ilk olarak turistler için yeni dalış alanları arayan yerli bir dalgıç 1986 yılında fark etti. Piramitleri andıran büyük basamakları gören dalgıç bir su altı şehri keşfetmiş olduğuna karar verdi. Arkeologlar bu yapıların binlerce yıl önce dalgaların altında kaybolan Atlantis gibi çoktan unutulmuş efsanevi bir uygarlığa ait olduğuna inanıyor. Piramidin içinde bulunan taştan kalelere ve bir stadyuma benzeyen yapılar, yollarla ve tüm çevresini dolaşan büyük duvarlarla birbirine bağlanıyor. Taştaki silik yüzler ve hayvan şekli verilmiş kayalar taş ocağı işçiliği olduğunu gösteriyor. Fakat başka uzmanlar, kayaların simetrisinin bildirildiği kadar kusursuz olmadığını ve bu oluşumun oyma bloklardan daha çok som kayaçlara benzediğini söylüyor. Onlara göre bu sadece bir tesadüf. Bu formasyonun gerçekten kayıp bir medeniyet mi yoksa doğanın bir şakası mı olduğunu belirlemek için yapılan araştırmalarsa hala devam ediyor. Lincoln Anıtı devasa bir boyuta sahip ve yansıtma havuzunun manzarası ziyaretçileri büyülüyor. Tarihi seven meraklılar için duvarlardaki ünlü oyma harf hatasını bulmaya çalışmak da gezinin bir parçası. What I hope for the future, no prediction in regard to it ventured. Bu cümle Lincoln'un ikinci kez başkan ilan edilince yaptığı konuşmadan alınmıştı. Fakat heykeltıraş, future kelimesindeki F harfini yanlışlıkla E olarak yazdı. Bu arada binanın temelinde bulunan salon da gezmeye değer bir yer. Buradaki gizli bir kapıdan geçerek kireç taşından sızan suyun sarkıtlar oluşturduğu mağaraya benzeyen yapıyı görebilirsiniz. Mağarayı andıran bu alanın içindeki destekleyici kolonlarda kim oldukları bilinmeyen inşaat işçilerinin yaptığı grafitiler var. Avustralya Queen Island'ın kuzey kıyısı civarında gün ağrırken meydana gelen rulo şeklindeki alışılmadık bir bulut oluşumu turistleri korkutuyor. Gündüz sefası adı verilen bu bulutlar, neredeyse gökyüzü boyunca uzanan devasa bir boru gibi görünen ve çok nadir rastlanan bir bulut tipidir. 965 kilometre uzunluğundaki bu doğa olayı, bulutu iterek bir rulo görüntüsü veren yukarı yönlü bir hava akımının sonucu oluşur. Genel düşünceye göre bulutların aşağı doğru neredeyse yere düşecekmiş gibi çökmesine bulutların arkasındaki nemli soğuk hava neden oluyor. Bangkok'tan 750 kilometre ileride Kuzeydoğu Tayland'da 75 milyon yıllık bir kaya oluşumu dağlardan ormana doğru çıkıntı yapıyor. Birlikte yüzen bir balina sürüsüne benzeyen bu yere Three Whale Rock yani 3 balina kafası deniyor. Bu bölge milyonlarca yıl önce bir çöldü. Fakat Kritese döneminden yani T-Rex ve Triceratops'un hala yaşadığı dönemden kalan kalıntılar arazinin o zamanlar oldukça dramatik bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Kumtaşı dağlarının tektonik plakaların hareketiyle Mekong Nehri'nin yarattığı erozyonla yükseldiğine inanılıyor. Bunun sonucunda ise günümüzdeki dikkat çeken tuhaf şekilli kaya formasyonu ortaya çıkmış oluyor. Bu patikalar ağında doğa yürüyüşüne çıkmaya istekli olan herkes oraya giderek şelaleleri, geniş bitki ve hayvan çeşitliliğini görebilir. Bu büyük yekpare kayaların en tepesine çıkabilirseniz her yöne doğru uzanan Mekong kıyılarını, dağları ve ormanları görebilirsiniz. 20. yüzyılın hakkında en çok konuşulan kitaplarından biri kimsenin okuyamadığı eski bir metindi. 1912 yılında keşfedilen Voynich el yazması dünyadaki en gizemli el yazması kitabıdır. Görünüşe göre bu kitap birçok sırrı dünyadan saklıyor. Kitapta görülen el yazısı bilinmeyen bir dilde ya da şifreli olarak yazılmış. Kitapta bilinmeyen nesnelerin tuhaf resimleri ve burçların simgeleri olarak birçok görsel bulunuyor.
Kitabın en çok merak uyandıran yanı ise bilim insanlarınca şimdiye kadar tespit edilmiş hiçbir bitki türüne benzemeyen değişik bitki çizimleri. İngiltere'deki bir uygulamalı dil bilimi profesörü kitaptaki karakterlerden bazılarını deşifre ettiğini iddia etti. Ancak şu ana kadar kitaptaki hiçbir şey anlaşılamadı. Deniz anası yıldırım tayfları, dünyanın atmosferinin yükseklerindeki elektriksel boşalmalardır. Bunlar şiddetli fırtınalarla ilişkilendiriliyor olsa da bize yağmur veren bulutlar gibi değiller. Bu tayflar yerden 48 ila 80 kilometre yukarıda, mezosferde meydana geliyor. Geceleri kullandığımız yapay ışıklar bu soluk şimşekleri görmeyi daha da zorlaştırıyor. Ancak yine de tayfın yaklaşık 50 kilometre genişliğinde olduğu görülebiliyor. Kızıl tayflar fırtına bulutlarının yukarısında boşalan bir soğuk plazma türüdür. Bu soğuk plazma atmosferdeki nitrojenle kızıla döner. Bu tayflar fırtına bulutlarıyla altındaki toprak arasındaki yıldırım yükünü dengeleme görevi görür. Dondurucu soğuklar Michigan'daki meyve bahçelerini vurduğu zaman bölgenin erkenci sakinlerini ağaç dallarından sarkan olağanüstü buz heykelleri karşıladı. Hayalet elmalar. Bunlar mükemmel şekillendirilmiş buzdan elmalardı. Ancak bu elmalardan birini görmek gerçekten çok zor. Çünkü bu doğa olayının gerçekleşmesi için bir sürü koşulun aynı anda yaşanması gerekiyor. Üstelik havanın dondurucu derecede soğuk olması da bir şart. Bu nadir hava olayı elmaların dallarında donmasına ve yağan yağmurlar yüzünden ince bir buz tabakasıyla kaplanmasına neden oluyor. Daha sonra buzları çözülüyor ve elmalar elma püresi gibi dışarı sızarak ardlarında bu güzel buz kabuklarını bırakıyor. St. Louis'teki Gateway Kemeri geçmişi izlemek gibi bir şey. Ancak çoğu ziyaretçi kemerin aynı zamanda yapılışına da göz atma fırsatı tanıdığını bilmiyor. Gateway, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en uzun ulusal anıttır. 192 metre boyunda ve 192 metre genişliğindedir. Depremlere ve şiddetli rüzgarlara dayanacak şekilde yapılmış olan kemer, saatte 32 kilometre hızla esen rüzgarlarda 2,5 ila 45 santimetre kadar esneyebiliyor. Ayrıca St. Louis'teki 700 binden fazla insanın hikayeleri de bir zaman kapsülü içinde kaynaklanarak kemerin en tepesine tutturulmuştur. Rocky Dağları gibi karla kaplı herhangi bir yerde kar silindirleri olarak bilinen doğa harikası halkaları görmeniz için rüzgar, sıcaklık, kar, buz ve nem gibi faktörlerin bir araya gelmesi gerekir. Öncelikle son derece ince bir ıslak kar tabakası yerdeki buzun veya toz karın üstüne yerleşmelidir. Sonra yeterince güçlü bir esinti bir katmanı halka şekline getirir ve onu tıpkı kar topu gibi tepeden aşağı hafifçe yuvarlamaya başlar. Bu şey yuvarlanması bittiği zaman bir beyzbol topu boyutunda ya da bir araba lastiği kadar büyük olabilir. Bu tamamen rüzgarın o gün ne kadar şiddetli estiğine bağlıdır. Toz bayağı hafif olduğu için yeni oluşan bir kar halkası çok uzun süre dayanamaz. Antikythera düzeneği, olağanüstü mekaniğiyle bilim dünyasını şaşkına çeviren bir çeşit antik bilgisayardır. Bundan yaklaşık 2000 yıl kadar önce bir Yunan gemisi Antikythera adası açıklarında battı. Bu gemi sünger avcıları tarafından 1900 yılında keşfedildi. Arkeologlar enkazdan çıkarılan arkeolojik eserleri sınıflandırırken, yaratıldığı zamana hiç de uymuyor gibi görünen bir cisme rastladılar. Görünüşe göre bu makine zamanı, yıldızların hareketini, tutulmaları, ayın evrelerini ve hatta olimpiyatlar gibi etkinliklere kalan süreyi etkileyici bir doğrulukla hesaplıyordu. 14. yüzyılda Avrupa'da dişli saatler yapılmaya başlanana kadar buna yakın bir mekanizma üretilmemişti. Türkiye'deki arkeologlar dünyadaki bilinen en eski mimari yapıyı bulduklarına inanıyor. Uzmanlara göre bu yapı 10 bin yaşında. Eski tarım toplumlarında görünen bu yekpare sütunlar yaklaşık 5,5 metre yüksekliğinde. Büyük olasılıkla sosyal etkinliklerde ve ayinlerde kullanılıyorlardı. Fakat bunun dışında onlar hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Bu büyük taş yapıların bazıları insan şeklinde. Üstlerinde ise hayvan oymaları ve taştan yapılmış çemberler bulunuyor. Arkeologlar kısa bir süre önce kazı alanının etrafında dikdörtgen şeklinde yapılar da buldu. Bu anıtları inşa eden topluluklar insanlığın modern uygarlığa geçişinin başlangıcıydı.